Herhalde çocuklarınızla, akrabalarınızla birliktesiniz şu anda. Şöyle görüntülüyorum. Evet, buranın hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet. Ben burada 10 yıldır öğretmenlik yapıyorum. 10 yıldır öğretmenlik yapıyorum ve tek diyebileceğim şey pazar için. Özellikle şu arkanızdaki şişeleri görürseniz her taraf çöp. Evet. Bu Türk milletinin kendinden kaynaklanıyor. Ya bu Türk milletinin tamamını toplarda temizlik dersi verilmeli ya da belediye başkanı buna bir el atmalı. Geldiğimden beri pazarın en büyük sıkıntısının çöplük olduğunu, yani çöpler olduğunu söyleyebilirim. Yani bu çevrenin temizlenmesini istiyorsunuz. Evet. Yalnız bir de tabii... Ben sadece buranın değil ama pazarın genelinin gerçekten atık konusunda çalışma yapılmasının gerektiğini düşünüyorum. Hı. Plastikler, camlar, kağıtlar... Artı çevre temizliği, hiçbir şekilde belediyenin çalışmadığını düşünüyorum açıkçası ve belediye başkanında çalışmasını bekliyorum. Şimdi tamamı belki zan altında olur çünkü temiz insanlar da var, dürüst insanlar da var, doğru insanlar da var. Yani ama kendini bilmez insanlardan dolayı yani bunu böyle diyebiliriz. Mesela Zonguldak'ta belediye başkanı harika bir dinlenme tesisi yapmış. Ama çöplükte içine girip de oturacak yer yok. Evet, çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, havanın güzel olmasından dolayı gördüğünüz gibi halk da akın akın gelmeye başlıyor. Şu anda tabii ki havaalanının yapılmasından dolayı oradaki yüzme yerimiz de tabii ki kapanmış oldu. Yine radar yolu üzerinde yüzecek yerler var. Ama pazar çıkışında burada dediğimiz gibi bu gibi yerlerde tek yüzecek yer burası. Ve şu andaki vatandaşları da bir röportaj yapıyoruz. Evet, kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyim? İsmim Abdullah Severcan. Abdullah Severcan. Evet, Abdullah Severcan. Evet, çocuklarınız da gelmişsiniz değil mi? Çocuklarımız da geldik. Maşallah. Buraya yüzmeye geldik. Maşallah. Fakat sahili güzel bir sahil. Evet. Sadece işte çevre kirliliği var biraz burada. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Temizlense iyi olur. Evet, temizlenmesini istiyorsunuz. Tabii bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyorum. Hı. Evet, değerli izleyicilerimiz. Merhaba arkadaşlar, ben yabancıyım, Gürcistan'dan. Ben Gürcüm. Ben de temizliyorum ama siz de yapacaksınız, böyle yapacaksınız. Böyle pislik olmaz. Olmaz. İnsanlar geziyorlar, temizle geliyorlar ama olmaz. Böyle bir şey olmaz. Herkes temizliğini de yapsın diyorsunuz. Tabii olmaz. Belediye başkanımıza... Başkanımıza bir mesajım var mı? Başkana da. Tamam, kendi vatandaşlar da aynı yapacak seni. Evet. Ben yabancıyım ama böyle yapıyorum. Bir de Gürcüce söyle bakalım. Kartveli var. Sakartvelu'da. Ya visaj kartuli esmiz mi? Uçu de pro ubralot sisutavoy dayıtan. Batumşi, Tadiyan, Bevri Türkebi buradan gidiyorlar. Kendi milletler. Batum'da gidiyorlar. Zaten bakıyorlar ne temiz var, ne bir şey var. Çok uzun orada, çok uzun yer. Aynı burada olacak. Batum'u görülemezse ya supta, böyle dışarı böyle çöp atmak yasak. Her şey yasak böyle. Burada da öyle olacak. Evet, gördüğünüz gibi gençlerimiz yüzüyorlar şu anda. Hava da güzel, denizin sıcaklığı da güzel. Sahilde yavaş yavaş insanlarımız da gelmeye başladılar. Kimi çadırlar kurmuş, kimi gördüğünüz gibi şemsiyelerini açmış burada günü değerlendiriyorlar. Evet değerli izleyicilerimiz, bir vatandaşımızın, bir annemizin bir yanındayız. Kolay gelsin. Evet, hava güzel. Allah bağışlasın. Bu deniz kenarları çok pis. Haydi bakalım. Rica ediyoruz buraları yapmaya, temiz tutmak için yüzülecek yer yapmasını rica ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yani ben sormadan siz zaten cevap verdiniz. Evet, aynen. İzleyicilerimiz, annemiz dediğimiz gibi torunlarıyla beraber günü değerlendiriyor. Belediyemizde mesajı var. Evet. Evet, gördüğünüz gibi yüzüyorlar. Yüzme devam ediyor. Kimi gençlerimiz sahilde tur atıyor. Evet, kimi yüzme elbisesi araba. Yüzme elbisesiyle, dalgıç elbisesiyle yüzüyor. Röportajlar devam ediyor.
Evet, kolay gelsin. Gördüğüm kadarıyla denizde serinleniyorsunuz. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, nereden geldiniz? Konya'dan geldik. Konya. Konya, hoş geldiniz. Efendim, herhalde aileniz de buradasınız. Evet, buradayız. Çocuklar, torunlar. Evet buradasınız. Buradayım. Evet, çevre temizliği hakkında veya plaj hakkında neler söylersiniz? Plaj güzel ama çevre çok pis. Evet, aldı. Haddinden fazla yani pis. Siz de alabildiğini görebilirsiniz. Her taraf temizlenmesi lazım. Evet. Temizlik yok. Bunun için belediye buralara bir şey yapması lazım muhakkak. Evet. Yani bu halkın burada rahat gezinip, rahat oturup plaja, denize girmesi için temiz olması lazım. Evet. Korona zamanında çok temiz, çok güzel durması lazım ama lakin evet, gördüğünüz gibi. Peki, çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler, sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi hava güzel, deniz çok güzel. İşte çocuklarını alanlar denizde yüzüyorlar. Denizde temiz. Şu anda bildiğiniz gibi evet, eski hemen limanın kıyısındayız. İnsanlarımız yavaş yavaş burayı doldurmaya başlıyorlar. Ama burada tabii ki bazı olumsuzluklar da var. Olumsuzlukların başında da önemli olan çevre temizliği. Bizler Pazar Genç FM ailesi olaraktan evet, bu durumu ve vatandaşların isteklerini sizlere görüntüledik.